Ben sanırım böyle failure'lara çok fazla fokus olan bir insan değilim. Hani çok şükür 17 senede milyonlarca hata yapmışımdır. Hani hiç hata yapmadım gibi bir şey söz konusu olmasına imkan yok öyle bir şey. Fakat Allah'tan, yani çok şükür diyeyim, böyle katastrofik olacak, ne bileyim işte çok ciddi sonuçlar doğuracak bir hatam hiç olmadı. O yüzden orada böyle çok seksi bir hikayem zaten yok. Ve şey de değilim, çok fazla yapılan hatalara fokus olan bir insan değilim. Benim için, yani hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz, büyük veya küçük. Ama mühim olan o hatadan bir ders çıkarabiliyor olmak aslında. Ve her yaptığımız hatadan da bir şey öğrenme şansımız var. Önemli olan, tamam olan olmuş. Genelde olanı değiştirme şansınız hiçbir zaman yok. Zamanı geriye çeviremiyoruz. Dolayısıyla hep böyle ileriye bakmayı seçen bir insanımdır ben. Yani madem ki şu anda bu durumdayız, hani durumun doğru analizi ve alınabilecek olan adımlara genelde fokus olurum. O yüzden böyle hatırladığım, nasıl diyeyim işte, ilginç gelebilecek bir başarısız hikayesi de yok. Çünkü başarısızlık, yani o hata kısmı genelde bende gider ve kriz yönetimi ve hani krizi nasıl yönettik ve hani onu tersine nasıl çevirebildik ve ne öğrendik genelde kalır. Burada gerçekten arkadaşlara söyleyebileceğim böyle çok ilgi çekebilecek bir başarısız hikayesi yok bende.